Sevgili dostlar, merhabalar. Tekrar buluştuk. Allah'a hamdolsun. Buluşmak önemlidir. Buluşmak bir izne tabidir ve o izni bize veren tek kadir mutlak olan güç Allahu Teala'nın bizatihi kendisidir. Bugün biz İstanbul'dayız. Allah İstanbul'u diğer bölgeler gibi yaratmış. Fakat sanırım İstanbul'un diğer bölgelerden, diğer şehirlerden bir farkı olsa gerek ki, Kur'an-ı Kerim'de ben seni alemlere rahmet olarak indirdim dediği rahmet peygamberi Peygamber Efendimiz'in Bismillahirrahmanirrahim Yetüftahannel Konstantiniyetü velenimel emiru emiruha velenimel ceyşin zalikel ceyş. İstanbul ne güzel bir şehirdir. Ne mutlu onu fetheden kumandana, ne mutlu onu fetheden askere hadis-i şerifiyle mucizevi bir biçimde ödüllendirdiği ve bir mukaddes zırhın içine büründürdüğü İstanbul güzel bir şehirdir. Bir dakika. Ben acaba hurafe olan, hadis olmayan bir sözü hadis diye mi anlattım burada? Yok. Letüftahannel Konstantiniyetün velenimel emiru diye başlayan hadis-i şerif, Kütüb-i Sitte içinde bulunan ve biz Müslümanların sahih dediğimiz, doğru dediğimiz, güzel dediğimiz hadis kaynaklarından biri olan Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned isimli kitabında bu hadis bizzat vücut bulmuştur. İşte bu doğrultuda 20 küsür defa Müslümanlar bu şehre gelmiş, almaya çalışmışlar ve en son sahabeler gelmiş. Sahabeler gelmiş bu şehre, tabi'inler gelmiş, tebai tabi'inler gelmiş, İslam alimleri gelmiş, Halid bin Zeyd denilen Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri gelmiş bu şehre ve bu şehirde şehit olmuş. Böylesine mübarek bir şehirde, böylesine güzel bir şehirde yaşamak da sanırım güzel olsa gerek. Zira bu şehir Roma İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Adımını attığın yerde Theodosius'a, Justinianus'a ait eserler buluyorsun. Bir bakıyorsun, Justinianus'a ait bir sarnıç. Bir bakıyorsun, Theodosius'a ait bir duvar kalıntısı. Bir bakıyorsun, Arkadius'a ait 410 yılında yapılmış bir sütun. Ve bunların önünde arkasında Kanuni'ye ait, Fatih'e ait, II. Beyazıt'a ait ya da bir paşaya ait medrese, külliye ya da türbe görüyorsun. Roma ile Osmanlı bu şehirde harman yapmış. Önümüzde raks ediyorlar. Güzel bir şehir. Bu şehri fethetmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Peki nasıl? Fatih Sultan Mehmet Han ne yaptı da bu şehri aldı? Bakın, Fatih'ten bahsetmedim. O başka bir programın konusu. İstanbul'un tarihi güzelliklerinden de bahsetmedim. O da başka bir programın konusu. Ben şu an sadece İstanbul nasıl fethedildi onu konuşalım. Neden fethedildi? Eğer bu şehri, ya çok özür dileyerek söylüyorum bunu, İmanlı insanlar illaki kazanır diyorsak, ya içinde sahabeler vardı. Hazreti Eyüp'ün içinde bulunduğu sahabeler ordusu, tabiler ve tebai tabiinler ordusu bu şehri alamadı. Evliyaların olduğu bir ordu bu şehri alamadı. Tuttu Fatih aldı. Fatih bir maraşaldir. Fatih Romalı tarihçi Kritovilos'un kitabında bahsedildiği gibi 7 dil bilen, 17 yaşında Osmanlı eğitim dünyasından makine mühendisi olarak mezun olan bir insandır. Türker Akıncı kardeşimle Beyaz TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Ne Var Ne Yok programının duayen sunucusu müthiş kardeşimdir. Onu tanıdığım için de ben gurur duyuyorum kendimle. Duayen kardeşim. Türker Akıncı ile birlikte yapmış olduğumuz profil kitaptan çıkan bir ortak yaptığımız bir kitap var. Bir Cihan Hükümdarı Sultan Fatih. O
kitapta Türker sordu, ben cevaplandırdım. İşte o kitapta da yer bulduğu gibi İstanbul 53 günde alındı. 6 Nisan 1453'ten 29 Mayıs 1453 tarihine kadar 53 günde alındı. 53 günde fethedildi. Bir dakika. Objektif olmak lazım. Ne bu kardeşim? Elin adamı aldığında işgal ediyor, sen aldığında fethediyorsun. Yemezler. İşgal kelimesiyle fetih kelimesini kafana geldiği gibi, işine geldiği gibi kullanamazsın. Onlar alınca işgal, sen alınca fetih mi? Zulüm 1453'te başladı. Hey gidi hey. Fatih de zalimdir. İşgal etti bu toprakları. Diyen şuursuzlar, köksüzler var değil mi? Belki de bu programı izleyen dostlarımızın aralarında da bunu söyleyenler vardır. Lütfen söylemeyin. Lütfen bir durun. Lütfen bir durun. Durun. Bu şehir işgal edilmedi. Bu şehir fethedildi. Bir örnek vereyim mi? Sanırım tek bir örnek bunu anlatır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadrolu saray tarihçisi, böyle yanında gezen Tursun Bey isminde bir yazar var, bir tarihçi var. Tursun Bey'in Tarihi Ebu'l-Feth kitabında anlattığı bir şey var. Sanırım Ayvansaray Edirnekapı bölgesinde bir yerde bulunuyor. Maltepe, Bayrampaşa, Edirnekapı. O civarda bir yere dururken ve Mayıs'ın da ortalarındayken, 40 küsürüncü günündeyken paşalardan biri gelmiş ve demiş ki Fatih'e, sultanım 40 küsür gündür uğraşıyoruz bu şehri almak için, alamadık. Ordumuzun morali bozuluyor. Bana müsaade et, yetkiyi bana ver. 3 günde bu şehri alayım, anahtarı sana teslim edeyim, kapıyı açayım. Bir dakika. Fatih'in 40 küsür günde alamadığı bu şehri bir paşa 3 günde alır sana veririm diyor. Nasıl olacak o iş diyor Fatih, bana bir anlat da dinleyeyim, bileyim. Ne yapacaksın? Cevaben şunu söylüyor. Bu şehrin bir tane su ihtiyacını karşıladığı dere var. Bak o şu an ayaklarımızın altından akıp gidiyor. Hakikaten de böyle bir dere var. Bayrampaşa Maltepe'de bugün iş hanlarıyla, bugün sanayiyle, bugün metrobüsle, bugün arabalarla dolu olan Bayrampaşa Maltepe bölgesinde bir zamanlar üzüm bağları, enginar bahçeleri bulunmaktaymış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötmekte, dereler, nehirler çağıl çağıl çağlamaktaymış. O dere, yerden çıkan o gözler, o çaylar dere oluyor. Bayrampaşa Maltepe'yi aşıyor. Edirnekapı bölgesinde bir surun, bir kulenin altından şehre giriyormuş. Bir kulenin altından su yüzyıllar boyunca şehre girerse o kule ıslanır, nemlenir, sulanır. Zaten biz o kuleye Bayrampaşa Maltepe üzüm ve enginar bahçelerinden doğup şehre giren suyun altından aktığı o kuleye de Sulu Kule diyoruz. Sulu Kule bölgesinden içeriye giren Likos Deresi ya da Osmanlı'dan sonraki adı ile Bayrampaşa Deresi İstanbul'dakilerin eğer yağmur yağmazsa tek içme suyu. Diyor ki paşa, bak İstanbulluların içmiş olduğu su ayağımızın altından akıp gidiyor. 3 günde alayım mı? Al bakayım, al göreyim nasıl alıyorsun? Ver bana. Bu suya, bu dereye, Likos deresine zehir atayım. Bu zehir İstanbul'un içine girsin. Bu suyu bütün İstanbullu içecek. Hepsi birden ölecek. 3 gün sonra bize karşı gelecek bir asker, tek bir asker olmayacak. Dolayısıyla sıfır insanın yaşadığı bu şehre ben çok rahat girip kapıları açacağım der. Fatih Sultan Mehmet Han'ın
üç günde şehri sana alır ve veririm dediği o insana vermiş olduğu cevap inanılmaz güzel. Bize insanlığımızı hatırlatır. Der ki, paşam ben katil değilim, askerim. Bu sudan bebekler de içiyor, çocuklar da içiyor, kadınlar da içiyor, yaşlılar da içiyor, siviller de içiyor. Benim düşmanım siviller, bebekler, kadınlar değil. Benim düşmanım askerler. Ben katil değilim. Ben askerim. Savaşa, savaşa, öle, öldüre, öle. Hem öldüre, öldüre, hem öle, öle içeriye girer ve alırım. Şehir, yaşlı, genç, hasta, sakat, özürlü, herkesi, bebek, çocuk, herkesi öldüre öldüre almak demektir. Fatih Sultan Mehmet katil değil, askerdi. Bu yüzden yavaş yavaş 53 günde aldı. Bu yüzden İstanbul işgal edilmedi. Bu yüzden İstanbul fethedildi. Terminolojik anlamda kelimeleri, kavramları yerine oturttururken düzgün kullanmamız lazım. Ve son cümlem, bu yüzden zulüm 1453'te başlamadı. Zulüm 1453'te bitti. Osmanlı'yı biz övüyoruz. Osmanlı atalarımız şöyle yaptı, Osmanlı atalarımız böyle yaptı diyoruz ya. Ya acaba Avrupalılar bizim için, bizim atalarımız için ne diyorlar? Yani bir Avrupalı metninde, bir Avrupalı hatırasında Osmanlı ahalisi için ne gibi notlar bulunmaktadır? Bakalım mı bunlara? Osmanlı'ya gelmiş ya da Osmanlı'yı düşman olarak bilmiş yabancı araştırmacıların, seyyahların hatıralarında Osmanlı ahalisi, Devlet-i Ali Osman mensupları acaba nasıl görünüyorlardı? Dünyanın en namuslu, en cesur düşmanı ölmüştür diyen Napolyon, dünyanın en namuslu düşmanı diye tarif ettiği adam Cezzarahmet Paşa'dır. Napolyon bile Cezzarahmet Paşa için düşmanımdır ama dünyanın en namuslu düşmanıdır. Allah herkese onun gibi düşman versin. Sırtını dönmekten asla korkmayasın. Zira Türkler sırtı dönmüş olan birine kılıç kaldırmazlar der. Eğer sırtın bir Osmanlı'ya dönükse korkma. Arkadan sana vurmayacak, arkadan seni kılıçlamayacak. Önünü döndüğün anda korkma. Eğer elinde kılıç yoksa sana vurmayacaktır. Peki Osmanlı ne zaman vurur? Yüz yüzeyken ve rakibinin elinde kılıç var iken Osmanlı vurur. Bak, düşmana bile bir güven veren bir yapı. Ne kadar güzel ya. Allah herkese böyle düşman versin diyor Napolyon Cezar için. İstanbul'a gelmiş, Türkiye'ye gelmiş seyyahlar şöyle söylüyorlar. Mesela geçen programlardan birinde Lahey diye bir adamdan bahsettim. Lahey, İstanbul'da 6 ay isminde bir kitabın sahibidir. YTP yayınlarından çıkmıştır bu kitap. Diyor ki Lahey, İstanbul, Devlet-i Ali Osman'ın başkenti İstanbul, tıpkı Avrupa başkentleri gibi bir başkent. Yani Viyana gibidir, yani Paris gibidir, yani Madrid gibidir, işte Londra gibidir vesaire. Avrupa şehirlerindeki şehirlerden, Avrupa ülkelerindeki şehirlerden bir şehir gibidir İstanbul. Fakat bir farkı var. Asla ve kat'a Berlin'de, Münih'te, Paris'te, Viyana'da, Londra'da, Madrid'de asla Hristiyanların dışında ya da Katoliklerin dışında başka bir mezhep bulamazsınız da. Almanya'da Protestan bulursun, Londra'da Katolik bulursun, Anglikan bulursun der. Başka bir millete asla izin yoktur, hayat hakkı yoktur. Fakat İstanbul'da
dünyanın başka ülkelerinden farklı olarak Ermenisi, Yahudisi, Hristiyanı. Şimdi sürekli Ermeni ile Hristiyanı ayırarak sayıyorum. Şundan dolayı Hristiyanlar, İstanbul'da yaşayan Hristiyanlar Ermenileri Hristiyan olarak saymamışlar. Kafir demişler Ermenilere. Ne zamana kadar kafirdi Ermeniler? Fatih Sultan Mehmet Han 1453'ün 29 Mayıs'ında İstanbul'u fethedene kadar Ermeniler kafirdi. Bir Türk Ermenisi olan Bakırköy'de yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda vefat eden, toprağı bol olsun, Levon Panos Dabayan amca, biz Osmanlı Ermenileriyiz der ve bunu anlatırdı. Roma İmparatorluğu İstanbul'daki Ermenilere Hristiyan muamelesi yapmazken Osmanlı patrikhane açmalarına izin vermiş. Önce Koca Mustafa Paşa'da, ardından Kumkapı bölgesinde, Kadırga bölgesinde patrikhane açmış. Bugün hala Ermenilerin Kumkapı bölgesinde patrikhaneleri var. Bu yüzden Ermeniler ve Hristiyanlar diyorum. Lahey diyor ki her milletten insan iç içe birlikte yaşayabiliyorlardı. Ve birbirlerine komşum diyorlar. Ya bu ne kadar güzel ya. Yahudi, Hristiyan, Ermeni birlikte yaşıyorlar İstanbul'da. Herhangi biri çorba yapıyor. Kase kase komşularına götürüyor. Komşum kokmuştur diyor ve veriyor. Lahey bu manzarayı inanılmaz bir biçimde büyülenmiş olarak seyretmiş. Ve hatıralarında böyle bir toplum yapısı asla çökmez demiş. Diyor ki iç içe yaşayan bu gayrimüslim ve Müslüman toplumların bulunduğu sokaklardan herhangi birinden geçiyorsan burası Hristiyan mı, Müslüman mı ayıramayabilirsin. Çünkü çok yakınlar birbirlerine. Peki ben hangi dinin mensuplarının bulunduğu mahalleden geçiyorum diye merak ediyorsan etme. Etme. Kolayı var. Sokaktaki başıboş hayvanlara bak. Bu hayvanlar sana tiye olsun. Eğer o hayvan sana yaklaşıyor, bacaklarına dolanıyor, sürtünüyorsa Müslümanların hakim olduğu topraklardasın demek. Eğer seni görünce saklanmak için bir duvar arkası, bir taş arkası arıyorsa orası Hristiyanların memleketidir diyor. Aman Allah'ım, bir Hristiyan neler söylüyor? Hristiyanlar, Müslümanlar, en temel fark hayvanlar senden kaçıyorsa Hristiyanların, hayvanlar sana yaklaşıyor, sürtünüyorsa Müslümanların topraklarındasın diyor Lahey. Osmanlı toplumu Avrupalıların gözünde hep yüksek dereceli, ahlaklı, dürüst, namuslu, başkalarının hanımlarına, karılarına, kızlarına bakmayan, herhangi bir para verdiğinde canını verir ama onu asla halel getirmez denilen, Muhammedül Emin denilen Hazreti Peygamber Efendimizin ümmeti gibi anlatılır. Osmanlı ahalisi dürüsttür. Terazide çalmaz. Osmanlı namusludur. Osmanlı gözünü hep yere koyar, hep yere bakar. Başkalarına bakarak onları rahatsız etmezmiş. Ne kadar güzel şeylerden bahsediyor Avrupalı seyyahlar. Biz neden böyle olmayı kaybettik? Bak dostlar, diyor ki hayvanların bacaklarını kesen bugünkü toplumun dedelerinden bahsediyor. O dedeler hayvanlara o kadar iyi davranıyorlarmış ki hayvanlar sürtünüyorlar. Biz ne ara bu kadar vahşileştik? Ne ara yolun neresinde bir yol kazasına maruz kaldık da hayvanların bacaklarını kesen, canlı canlı hayvanları asan, canlı canlı hayvanlara işkence yapan bir toplum haline geldik. Bizi bu hale getiren kimse Allah'ından bulsun. Bu toplum dili, dini ne olursa olsun herkese ve her şeye saygı duyan bir toplumdu. Ve en nihayetinde ve netekim
Allah-u Teala'nın bize alemlere rahmet olarak indirdiği Peygamber Efendimiz der ki, şu güzelliğe bakın ya, ötekileştirmek diye bir kavram benim dünyamda yok. Ötekileştirmek, lanetleştirmek, beddua okumak benlik bir şey değil. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar ikiye ayrılır. Bir, din kardeşlerim. İki, insan kardeşlerim. Bir, din kardeşlerim. İki, insan kardeşlerim. İnsan kardeşlerim de potansiyel din kardeşlerimdir. İkna et, tebliğ et, onlara din kardeşim olsun. Ve en nihayetinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanları birbirlerinden farklı olarak yarattığını ifade etmek için leküm diniküm veliyedin demiş. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bu yüzden 400 yıl boyunca kalmış olduğumuz Avrupa'da Müslümanlık Boşnaklar ve Arnavutlar dışında yayılmamış. Hiç kimseyi Müslüman ol diye zorlamamışız. Kimseyi öldürmemişiz. Türkçeyi kimseye öğretmemişiz. Çünkü biz sömürgeci bir millet değiliz. Biz Allah'ın nizam-ı alem ilahi kelimetullah duygusunu bütün dünyaya yaymaya çalışan Allah'ın askerleri olmaya talibiz. Allah'ın askerleri hiç kimseye baskı yapmaz, zulüm yapmaz. Bu program da bitti. Allah izin verirse başka bir programda, başka bir konu üzerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.